hayatımın uzunca bir dönemi erteleme eğilimimle savaşarak geçti. Tamamen kurtulamasam da erteleme dürtümü yönetmeyi öğrendim diyebilirim. Bugün Damon Zaharides'in Erteleme Tedavisi kitabını özetlemeyi seçtim. Çünkü biliyorum ki bu konudan müzdarip milyonlarca insan var. Aslında herkes zaman zaman bir şeyleri erteliyor. Yani yalnız değiliz. İnsanların doğasında erteleme eğilimi var aslında ve bu kötü bir şey olması gerektiği anlamına gelmiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, erteleyen insanlar bozuk, eksik veya kusurlu değil, tembel de değil. Zihnimiz böyle çalışıyor sadece. Her zaman üretken olmak için yaratılmamışız. Hamurumuz sürekli üretmeye uygun değil yani. Bu konu yüzyıllardır gündemde. En başa gidersek Sokrat ve Aristo gibi eski Yunan filozoflarının bu tür davranışları tanımlamak için geliştirdikleri bir kelime var: akrazya. Akrazya, insanın eylemlerinde kendisi için en iyi olanı bildiği halde bunu yaşamında uygulayamaması durumu. Basitçe tercüme edersem istenç güçsüzlüğü veya öz denetim yoksunluğu anlamına geliyor. Günümüzde ise erteleme hastalığı olarak adlandırılıyor ve yapmamız gereken ya da yapmak istemediğimiz şeyleri yapmaya kendimizi ikna etmekte güçlük çekmek olarak tanımlanıyor. Ertelediğimizde önemli ve anlamlı görevler üzerinde çalışmak yerine kendimize önemsiz işler yaparken bulmamız da bu hastalığın bir sonucu. Akrazya rahatsızlığın temel sebebi beynimizin zaman tercihi konusunda yaptığı hatalar. Zaman tercihi, bugün alınacak bir sonucu gelecekte alacağınız sonuca tercih etme oranınız. Bu oran çok yüksekse hemen alacağınız bir sonuç uğruna gelecekte alabileceğiniz daha iyi bir sonuçtan vazgeçebiliyorsunuz. Mesela düzenli olarak spor yapıp sağlıklı bir bedene kavuşmak yerine anlık arzularımıza yenilip kendimizi dizi seyrederken buluyor ve spora yarın başlamaya karar verebiliyoruz. Sorun şu ki hayatta her türlü harika şey uzun vadeli, yorucu ve yıpratıcı yolculukların sonunda ortaya çıkıyor. Başarılı girişimler, sanat şaheserleri, atletik vücutlar, büyük servetler, iyi eğitimli çocuklar, hatta mutlu evlilikler hep uzun vadeli bakışın eserleri. Peki ne yapmalı? Aslında biraz farkındalık ve bazı basit taktiklerle erteleme davranışını yenmek ve zararlarını azaltmak mümkün. Bugünkü kitap özetimizin sonunda kafanızı uzun süredir yer etmiş ancak ertelediğiniz en az bir konuyu halletmeye karar vermiş olacaksınız. En azından ben öyle inanıyorum. Hadi başlayalım. 1. bölüm. Neden erteliyoruz? Bir hafta sonra büyük bir sunum yapmanız gerekiyor ve bugün öğleden sonra hazırlanmaya başlamak için vaktiniz var. Bu zamanı sunumunuza hazırlanmak için ayırmanız mantıklı. Zamanı ileri sarsam birkaç gün sonraki siz, yani gelecekteki benliğiniz bunun için size kesinlikle teşekkür edecek. Ama ya şimdiki benliğiniz? O tabii Netflix izlemeyi tercih ediyor. Aslında formül basit. Şimdiki benliğiniz de gelecekteki benliğiniz de tatmin olmak istiyor ama aynı sayfada değiller. Şimdiki benliğimiz uzun vadeli fayda veya maliyeti göz önünde bulundurmadan anlık tatmin istiyor. Gelecekteki benliğiniz ise kişisel tatmin ve mesleki başarı getiren görevleri tamamlayarak uzun vadeli tatmin elde etmek istiyor. Tabii bu da en sevdiğimiz diziyi şu an izlemeye başlamak kadar cazip gelmiyor hiçbirimize. Peki ne yapmalı? Bu iki benlik arasındaki çatışmayı nasıl yönetmeli? Yönetmemiz lazım çünkü şimdiki benliğin mutluluk isteği yüzünden sürekli bir şeyleri erteleyip duruyoruz. Bu alışkanlıktan kurtulmak için neden ertelediğimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Neden ertelediğimizi anlamadan bir takım üretkenlik hileleriyle kronik bir erteleme hastalığının üstesinden gelmek mümkün değil. Şimdi o yüzden bir nedenlerine bakalım istiyorum. Ertelemenin bir nedeni başarısızlık korkusu. Daha başlamadan pes ediyoruz. Ne de olsa denemezseniz başarısız da olmazsınız ve bu sizin için iyi bir şey. Örneğin bir iş fikrinin başarısız olacağından o kadar endişeleniyoruz ki onu hayata geçirmeyi sürekli erteler ve ömür boyu üzerinde çalışmaya devam edebiliriz. Birinin başarısız olmaktan ne kadar korktuğu, genellikle söz konusu görevin ne kadar önemli olduğu ile ilişkili. Yani bir iş gözümüzde ne kadar önemliyse ve biz altından kalkamamaktan korkuyorsak onu o kadar çok erteleme olasılığımız var.
Tabii başarısızlık korkusu, eleştirilme korkusu ve mükemmeliyetçilikle kol kola gezen bir duygusal durum. Birbirlerinden pek de ayrılmaz bu üçlü aslında. Örneğin birisi bir görevi iyi bir şekilde yerine getirebileceğinden emin olabilir. Ancak yine de başkalarının eleştirileri altında kalma konusunda endişe duyduğundan yapmayı erteleyebilir. Ya da çabalarınızın mükemmel olmayan bir sonuç doğurabileceğini hissederek önünüzdeki işin sonunu başarısızlık gibi algılayıp o yola hiç çıkmayabilirsiniz. Lütfen kendinize başarısızlığın bir karakter kusuru olmadığını hatırlatın. Başarısızlıktan korkmama konusunu biliyorsunuz sık sık konuşuyoruz. Bana göre üstesinden gelmenin en iyi yolu bunu bir veri olarak düşünmek. Denediniz ve elinizde daha önce olmayan harika bir deneyim var. Bu deneyim size aslında bir veri sunuyor. Neler yapmamak gerektiğini veya neyi yanlış düşündüğünüzü öğrenmiş oluyorsunuz. Ve hadi bu veriyi değerlendirip bu deneyimle yeniden başlayın. Bunu sıklıkla öneriyorum. Mükemmeliyetçilik için kendinize neden mükemmelliğe ulaşmanız gerektiğini ve bunu başaramamanın hayal ettiğiniz gibi bir felaket olup olmayacağını sorun. Örneğin 70 puanlık bir test sonucu 100 kadar iyi değil. Evet, mükemmel değil ama sıfırdan çok daha iyi. Şimdi erteleme davranışının arkasındaki bir başka nedene bakalım. O da karar verme konusundaki kaygı ve yanlış seçim yapma korkusu. Aslında çoğu görev, hatta basit olanlar bile karar vermenizi gerektirir. Örneğin evinizi temizleyecekseniz toz almanın mı yoksa yerleri süpürmenin mi daha iyi bir başlangıç olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Bu gibi kararlar üzerinde çok uzun süre kafa yorarsanız görevi tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz ivmeyi hızla kaybedebilirsiniz. Bundan kaçınmak için öncelikle herhangi bir kararın hiç karar vermemekten daha iyi olduğunu lütfen kabul edin. İkinci olarak bazen yanlış seçim yapabileceğinizi de kabul edin. Kendinize hata yapma izni verin. Hiçbir şey dünyanın sonu değil. Her şey gelir ve geçer. Erteleme davranışının arkasında öz disiplin eksikliği, motivasyon eksikliği, anlık tatmin duygusuna olan bağımlılık, duyguları yönetememek gibi pek çok neden var. Ben burada yazarın ele aldıklarını anlatmaya çalışıyorum. Eminim kendinizi biraz dinleseniz neyi neden ertelediğinizi çok net göreceksiniz. Bu da size almanız gereken aksiyonlarla ilgili fikir verecek. Hadi şimdi gelin erteleme hastalığından kurtulmanın taktiklerini konuşalım. İkinci bölüm. Başlamak için en doğru yolu bulun. Yapılacaklar listenizde size itici gelen bir görev var mı? Belki istemediğiniz bir e-posta göndermek ya da karmaşık ve sıkıcı bir formu doldurmak zorundasınız. Ne olursa olsun bu gibi görevler neredeyse her zaman hayal ettiğimizden daha az zaman alıcı ve aslında daha az acı vericidir. Yani yapmamak aslında size daha fazla acı veriyor. İşin püf noktası sadece başlamak. Ama nasıl? Yazar Mark Twain'in tavsiyesine kulak verelim. Eğer işiniz kurbağa yemekse en iyisi bunu sabah ilk iş olarak yapmaktır. Ona göre cazip olmayan işler kurbağadır ve en iyisi çarçabucak halledilmelidir. Bu yüzden her gün kurbağanızı bulun. İster fatura kesmek, ister sınava hazırlanmak olsun, önce onu listenizden çıkarın. Onu halledince diğer tüm yapılacaklar size daha keyifli görünecek ve motivasyonunuz artmış olacak. İyi de dört gözle beklemediğim bir işi sabah sabah nasıl hallediyorum diyorsanız iki taktik geliyor şimdi. İlki 10 dakika kuralı. Bu tekniğe göre sadece ilk 10 dakikaya odaklanıyoruz. Örneğin spor salonuna gideceğinize dair kendinize söz verdiyseniz sürecin bütününe odaklanmayın. Sadece kıyafetlerinizi giymeye ve anahtarlarınızı alıp kapıdan çıkmaya odaklanın. Bu o kadar da ürkütücü değil, değil mi? İlk 10 dakikanın üstesinden geldiğinizde zaten enerji ve ivme kazanmaya başlarsanız bu yüzden o kapıdan çıktığınızda büyük ihtimalle spor salonuna gideceksiniz. Bu teknik her türlü iş için uygulanabilir. Kitap okumak istiyor ve erteliyor musunuz? Sadece 10 dakika okuyarak başlayın. Yaklaşan büyük bir sunumunuz mu var? İlk slaydınızı hazırlamak için 10 dakikanızı ayırın. Bu ilk 10 dakikayı halledebilirseniz devam etmenin daha kolay olduğunu göreceksiniz. Kısacası bir şey yapmaya başladığınızda onu yapmaya devam etmek daha kolay.
İstemediğiniz bir işe başlamak ve o kurbağayı yemek için bir diğer taktik veriyorum. O da işi parçalara bölmek. Örneğin İngilizce öğrenmeye çalışıyorsunuz ama gramer kitaplarına bir türlü elinizi süremiyorsunuz. Bu durumda kendinize her gün sadece 30 dakika İngilizce'de tek bir konuyu çalışmayı taahhüt edin. Aynı anda hem konuşma, hem anlama, hem gramer öğrenmeye çalışmayın. Belirli bir zaman diliminde tek bir şeye odaklanma konusu neredeyse her kitapta karşımıza çıkmaya başladı, fark ediyorsunuz değil mi? Multitasking efsanesi nihayet çürüyor. Biz insanlar aynı anda birden fazla şey yapabiliyoruz, evet, ama hakkını veremiyoruz. Aynı zamanda ürettiklerimizin kalitesi de düşüyor. Bu ertelediğimiz işler için de geçerli. Bu nedenle size zor gelen görevleri ulaşılabilir bir oturuşta yiyebileceğiniz küçük lokmalara ayırın. İnanın o iş gözünüzde böylece daha az büyüyecek. Tabii bunun için iyi bir yapılacaklar listesine ihtiyacınız var ve onu da akıllı yönetmeniz lazım. Neden bahsediyorsun diyorsan bir sonraki bölüme geçelim. Üçüncü bölüm, yapılacaklar listenizi kısaltın. Her birimizin aklında veya biraz not alma alışkanlığınız varsa ajandasında yapılacak işlerin listesi vardır. Listeye her şeyi eklersiniz, sonsuza kadar uzatabilirsiniz. Ve gerçek şu ki yapılacaklar listeniz ne kadar uzunsa erteleme olasılığınız da o kadar artar. Yapılacaklar listenizi sadeleştirirseniz daha fazla iş yapacaksınız, emin olun. Nasıl bir sadeleştirmeden bahsediyorum? Bir gün için sihirli sayı 7 veya daha az. Gün boyunca üstesinden gelebileceğiniz uzunlukta bir liste yapın. Yani 7'den fazla görev yazmayın ki tamamlanmamış görevler üzerinize ekstra stres yüklemesin. Ayrıca listenizi maksimum 7 işle sınırlamak sizi anlamsız işlerden uzaklaştırarak temel konulara daha rahat odaklayabilir. Bu taktik yapılacaklar listenizi kontrol altına almanın en basit yolu. Yalnız burada zor olan hangi görevlerin listeden çıkarılacağına karar vermek. Hangi görevi ne zaman yapacağınızı bilmek istiyorsanız önceliklendirme konusunda proaktif olun derim. Hayatınız zaten öncelikler ve hedefler etrafında düzenlenmişse bu harika. Değilse bir kağıt parçası alın ve 3 farklı liste yapın. Bir tanesi öğlenki toplantıya hazırlanmak gibi kısa vadeli hedefler için. Bir tanesi dil öğrenmek gibi orta vadeli hedefler için. Ve bir tanesi de terfi almak gibi orta uzun vadeli hedefler için. Bundan sonra yapılacaklar listenize geri dönün. Listenize yazdığınız işleri hedeflerinizle karşılaştırın. Sizi hedeflerinize en çok yaklaştıracak olanlar önceliklendirmeniz gereken işler. Elbette listenizdeki her görev yüksek öncelikli olmayacak. Örneğin bir gün boyunca evle ilgili idari işlerle uğraşmanız gerekebilir. Ancak günlük yapılacaklar listenize bir dizi yüksek öncelikli görev eklediğiniz sürece her gün yapacağınız işin sizi hedeflerinize ulaşmaya daha da yakınlaştıracağından emin olabilirsiniz. Tabii burada da sadeleştirdiğimiz listedeki her maddeyi aynı anda yapmaya çalışıp odağımızı kaybetmiyoruz. Önemli olan bir şeyleri yarım yamalak bitirmek yerine bir sonraki işe geçmeden önce içinize sinen bir sonuçla listeye o check işaretini atmak. Bende mi bir tuhaflık var bilmiyorum ama hallettiğim işlerin üzerini çizmek bana gerçekten çok iyi geliyor. Şimdi listeyi yaptık. Günü iyi değerlendirmek de gerekiyor ki o yazdıklarımızı halledebilelim. Bunun için zamanı akıllı kullanmak önemli. Zaman yönetimi araçlarından en basiti ama bence en verimlilerinden biri takvim tutmak. Takvim tutmak bir erteleyicinin en iyi dostu ya da en azılı düşmanı olabilir. Akıllıca kullanırsanız sizi yolda tutar. Ancak fazla doldurursanız ya da olması gerektiğinden az doldurursanız sizi üretkenlikten uzaklaştırır. Aşırı doldurulmuş bir takvim tıpkı aşırı doldurulmuş bir yapılacaklar listesi gibi sizi başarısızlığa götürür. Çok fazla göreve odaklandığınızda bunları bitiremezsiniz ve takviminize bakıp o günkü hedeflerinize ulaşamadığını gördüğünüzde bu sizin için cesaret kırıcı olabilir. Yetersiz doldurulmuş bir takvimse size çok fazla boş zaman bırakır. Örneğin her birinin tamamlanması 1 saat süren 3 görev planladıysanız ve iş gününde kendinize 5 boş saat bıraktıysanız zamanı sosyal medyada gezinerek ve online alışveriş yaparak geçirmek cazip hale gelecek. Bir de bakmışsınız ki gün siz hiçbir iş yapmadan
uçmuş gitmiş. Takviminizden maksimum üretkenlikle yararlanmak için her günü mevcut zamanı optimum kullanacak kadar görevle doldurun. Günlük görevleri tamamlamak için ne kadar süreye ihtiyacınız olduğunu muhtemelen bilirsiniz. Bu konuda gerçekçi olmak önemli. Örneğin ne zamandır aklınızı kurcalayan ve o bir türlü başlayamadığınız iş için yarım gününüzü ayırmak pek de gerçekçi olmayabilir. Sizi boğabilir, zor gelebilir ve dahası ertesi günlerde o görevden yine kaçmanıza sebep olabilir. Hatırlarsanız bir önceki bölümde işi parçalara ayırmanın iyi geleceğini konuşmuştuk. Örneğin 10 modüllük bir eğitimi tamamlamanız gerekiyorsa modülleri 3-4 güne dağıtacak şekilde takviminize işleyebilirsiniz. Bu noktada Parkinson kuralını da lütfen unutmayın. Parkinson diyor ki herhangi bir iş tamamlanması için öngördüğünüz zamanı dolduracak kadar genişler. Şimdi dilimizde anlatayım bunu. Mesela bir raporu yazmak için 3 saatinizi alıyor normalde. Ancak kendinize 8 saat verdiyseniz raporu tamamlamak 3 değil 8 saatinizi alacak. Bu nedenle kendinize çok fazla yüklenmeden her görev için optimum bir zaman sınırı belirleyin. Yani kendinizi ne sıkıştırın ne de çok serbest bırakın. Elbette bazı görevlerin tamamlanması için çok fazla zaman gerekir. Diyelim ki yeni bir müşteriye teklif sunacaksınız ve teklifi düzenlemek için en az 6 saate ihtiyacınız var. 6 saatlik bir görev gözünüzü korkutur. Belki de o kadar korkutur ki ertelemeye devam edersiniz. Bundan kaçınmak için işi birkaç güne yaymak iyi bir fikirdir. Ancak diyelim ki böyle bir zamanınız yok. Patronunuz mutlaka aynı gün teklifi görmek istiyor. Bu durumda Pomodoro tekniğinden faydalanabilirsiniz. Bu tekniğin temelinde kısa süreli çalışma seansları ve bu seansları takip eden minik minik molalar var. Süreç 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık ara periyotları şeklinde ilerliyor. Yani çalışırken tam sıkılıp dikkat dağılma eşiğine geldiğinizde beyninizi uyandırıp tekrar odaklanmasını ve yenilemesini sağlıyorsunuz. Şöyle örnek vereyim. E-mail, WhatsApp ve tüm sosyal medya bildirimlerini kapatıyorsunuz, telefonunuzu sessize alıyorsunuz, masanızdan uzak bir yere koruyorsunuz. Üzerine çalışacağınız konuyu belirleyip 25 dakikayı başlatıyorsunuz. 25 dakika boyunca sadece seçtiğiniz konu üzerinde çalışıyorsunuz. 25 dakika başka hiçbir şey yapmak yok. Ve sonra bu dakikalar sonunda 5 dakikalık mola verebiliyorsunuz. Bir seans ve bir moladan oluşan 30 dakikalık bölüm bir pomodoro oluyor. Yani toplamda 4 pomodoro'yu tamamladığınızda 2 saat sonra 25-30 dakikalık bir mola daha verebilirsiniz. Pomodoro yaptığınız her türlü iş için uygulanabilir. Ancak özellikle görev odaklı çalışmalarda çok faydasını göreceğinize eminim. Tabii tüm bunları yapabilmek, o 25 dakikalarda odaklanabilmek için dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmak da çok önemli. Hadi bir sonraki bölümde biraz dikkatten bahsedelim. 4. bölüm. Ertelemeye yol açan dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın. Erteleme şimdiki benliğinizle gelecekteki benliğiniz arasındaki bir savaş. Şimdiki benliğiniz tamamen anlık tatminlerle ilgili dedik. Ancak uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız geleceğin de bir gün geleceğini aklınızda tutmanız gerekir. Özellikle anlık isteklerinizin gelecekte olmak istediğiniz kişiyi sabote etmesine fırsat vermemeniz gerekiyor. Bunu yapmanın öncelikli yollarından biri çevrenizi kontrol etmek. Aklımız dikkat dağıtıcı unsurlar tarafından kolayca ayartılabildiğinden çalışmak için oturduğumuzda alanımızın ve zihnimizin odaklanmaya hazır olduğundan emin olmamız lazım. Odaklanma bana göre bu yüzyılın en kritik becerilerinden biri. Sürekli zamanımızı ve dikkatimizi çalmaya çalışan bu dünya düzeninde odağımızı korumak başlı başına büyük bir iş. Bunu birkaç hafta önce özetlediğim Çalınan Dikkat kitap özetinde epeyce konuşmuştuk. Henüz dinlemediyseniz bu video sonrası özellikle göz atmanızı tavsiye ederim. Linkini yorumlara bırakıyorum. Odaklanmanın fiziksel çevreyle birebir ilgisi olduğundan iş yaptığınız alanı çevresel dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldıracak şekilde düzenleyin. Mümkünse dağınıklıktan arındırılmış özel bir çalışma alanınız olsun. Dışarıdan gelen sesleri engellemek için iyi bir çift kaliteli kulaklığa yatırım yapmanız da gerekebilir.
etrafınızda dikkatinizi dağıtacak ne kadar az şey olursa elinizdeki işe odaklanmanız o kadar kolaylaşacak. Tabii dijital uyarıcılardan bahsetmeden geçmeyeyim burada. Timothy Fishel tarafından bir araştırma yapılmış. Bu araştırma sosyal medyada geçirilen zamanın %47'sinin işlerimizi ertelemeye yol açtığını ortaya koyuyor. %47. Yani gerçekten odaklanarak erteleme hastalığınızı yenmek istiyorsanız telefonunuzu uçak moduna almak, hatta çalışma odanızın dışına koymak iyi bir seçenektir. Ayrıca Freedom veya Stay Focus gibi internet engelleyicileri de yükleyebilirsiniz. Not almak ve plan yapmak için dijital planlayıcılar iyi gelse de bilgisayardan gelen bildirimler nedeniyle ben bildiğiniz defter ve kalemi tercih ediyorum. Burada bir küçük önerim daha var. Odaklanmak, plan yapmak, önemli bir işi halletmek gereken durumlarda dışarı çıkarken yanıma tuşlu telefon alıyorum. SIM kartımı babamın eski telefonuna takıveriyorum yani. İnanın internetle hiçbir ilişki kurmadığım o saatlerde verimliliğim kat be kat artıyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Çok işe yarayan bir yöntem olduğundan söylemeden geçemedim. Kendinize küçük bir tuşlu telefon edinin derim. Peki çevremizi düzenledik, yapılacaklar listesi yaptık, hatta onu fazla doldurmadık, optimum seviyede günlük işler belirledik, öncelikleri netleştirdik, anlık hazların aslında geleceğe nedenli zarar verdiğinden de bahsettik. Şimdi ertelemeyeceğiz mi hiçbir şeyi? Yok öyle bir şey. İşin bir de sıkılma boyutu var çünkü. Hadi gelsin 5. bölüm. 5. bölüm. Sıkıcı işleri ya delege edin ya da eğlenceli hale getirin. Erteleme alışkanlığınızın altında başarısızlık korkusu ve olumsuz kendi kendine konuşma gibi birçok psikolojik neden yatıyor olabilir. Ancak bazen ertelemenizin nedeni bundan çok daha basittir. Tamamlamanız gereken görev sıkıcıdır. Hepsi bu. Doğal olarak sıkıcı veya gereksiz işleri ertelemeye meylederiz. Neyse ki yapmamız gereken bu tür şeyleri bazen yapmak zorunda kalmayabiliriz. Hatta yapılacaklar listesinden sıkıcı ve anlamsız görevleri çıkarmak üretkenliğimizi sonsuz arttırır. Yapılacaklar listesine bu gözle bakmanızı bir tavsiye ediyorum size. Örneğin bir iş hedeflerinizle ilgili değil ve bu görevi iptal etmek başka birinin canını da çok yakmayacaksa muhtemelen yapmaya değmez. Dahası bu görevi listenize bırakmak yüksek öncelikli, yüksek etkili görevlere odaklanmanızı engelleyebilir. Bu yüzden acımasız olun. Gereksiz şeyleri yapılacaklar listesinden hemen çıkarın. Peki ya sıkıcı olan ve maalesef gerekli görevler? Bunları sürekli olarak ertelemenin yollarını buluyoruz. Bu normal. Eğer durum buysa ve eğer mümkünse bu sorumluluğu lütfen başkasına devredin. Yani örneğin fatura kesmekten nefret ediyorsanız bir muhasebeci tutun veya markete gidip alışveriş yapmak size zor geliyorsa arada bir eşinizden, ailenizden, dostlarınızdan yardım isteyin. Yapabildiğiniz ölçüde sizi sıkacağını bildiğiniz görevleri kabul etmeyin. Örneğin serbest çalışan biriseniz ve geliriniz sizin için yeterliyse ilginizi çekmeyen işlere lütfen hayır deyin. Sizi hedefinize yaklaştırmayacak işlerden ve müşterilerden uzak durun. Gereksiz ve sıkıcı görevleri mümkün olduğunca elemek yapılacaklar listenizi düzene sokar ve bu üretkenliğiniz için gerçek bir kaldıraçtır. Elbette her sıkıcı görevden kaçmak mümkün değil. Bu yüzden eğer kendiniz yapmak zorundaysanız bunu bir oyuna dönüştürün. Yani eğlenceli kılmaya çalışın. Örneğin İngilizce çalışmak size zor geliyorsa İngilizce bir komedi dizisi izlemeye başlayın. Tabii altyazılar da İngilizce olacak. En azından önünüzde test kitapları açıkken sosyal medyada gezinmekten daha iyi bir çözüm, öyle değil mi? Burada benim yine çok severek uyguladığım bir yöntemden bahsedeyim. Bu tip sıkıcı ve zorunlu görevleri çok yapmayı sevdiğim bir şeylerle birleştiriyorum. Yani sevdiğim şeyi sadece ve sadece ertelediğim şeyi hallederken yapıyorum. Bir çeşit ön koşul koyuyorum kendime. Birkaç örnek vereyim. Örneğin favori dizinizi sadece spor yaptığınız anlarda izleyin. Böylece spor yapmayı ertelemekten uzaklaşabilirsiniz. Örneğin ben makyaj yaparken o günün yapılacaklar listesini sesli not ediyorum. Örneğin aramam gerektiği halde sürekli ertelediğim o kişiyi aradığımda en sevdiğim çikolatayı yiyorum, başka zamanlarda yemiyorum gibi. Çok komplike şeylerden bahsetmiyorum. Yapmayı sevdiğiniz bir şeyle
ertelediğiniz bir şeyi birleştirmenin yollarını bulmanız yeterli. İnanın insan kendisini neyin motive edeceğini aslında çok iyi biliyor. 6. bölüm. Kendinizi mecbur bırakın. Eğer erteleme, atalet, tembellik gibi bir döngü içindeyseniz ve pek çok şeyi denediğiniz halde bu döngüyü kıramadıysanız kendinizi mecbur bırakmayı deneyin. Nasıl mı? Örneğin kilo vermek istiyorsunuz. Her yediğiniz tatlı veya hamur işi için bir dostunuza 1000 TL vermeyi taahhüt edin. Para biriktirmek ya da alışveriş hastalığınızı yenmek istiyorsanız maaşınızın 1/3 birini hesabınıza yattığı an çeken otomatik bir yatırım aracına bağlayın. Ya da bir gayrimenkul kredisine girin. Bunlar bilindik şeyler mi? Daha da radikalleştireyim. Eğer çalıştığınız iş yeri, yaptığınız iş sizi mutsuz ve depresif bir insan haline dönüştürdüyse müdürlerinize 6 ay sonra işten ayrılacağınızı söyleyin mesela. İş yükünü ve iş aktarımını önceden planlayabilsinler diye haber verdiğinizi belirtin. Böylece iyi niyetli olduğunu anlayacaklar. Şimdi hala akşamlarınızı sosyal medyada ekran kaydırarak geçirir misiniz bilmiyorum ama öğrenmeniz veya yapmanız gereken her ne varsa adım atmaya başlamanız daha dürtüsel olacak. Tabii sonuna dek çaresiz kalmayı beklemek de bir diğer alternatif. Gerçek şu ki bir işi yapmayı planladığınızı birine söylerseniz o işi başarma olasılığınız çok daha yüksektir. İlla işi bırakacağım demeniz gerekmiyor yani. Ama örneğin iyi bir koşucu olma hayalinizi sosyal medyada paylaşırsanız maraton koşma olasılığınız daha yüksektir. Tıpkı çevrenize bir kitap üzerinde çalıştığınızı söylerseniz bir roman yazma olasılığınızın daha yüksek olacağı gibi. Başka bir deyişle kendinizi bir başkasına karşı sorumlu tutarsanız hedeflerinize ulaşma olasılığınız çok daha yüksek. Söz verdim, yapmam gerekiyor mantığından bahsediyorum. Başka bir etkili taktik daha söyleyeyim mi? Son tarihlerinizi lütfen siz belirlemeyin. Kendi kendimize koyduğumuz son tarihlere nadiren saygı duyuyoruz. Çünkü kendimize verdiğimiz sözleri kimse bilmediği için uymadığımızda kendimizi daha az kötü hissediyoruz. 2002'de MIT'de bir çalışma yapılıyor. İki grup öğrenci var. Belirli bir son teslim tarihine kadar bir ödev teslim etmeleri isteniyor. İlk gruptakiler araştırmacılar tarafından kendilerine dayatılan son teslim tarihine göre çalışıyorlar. İkinci gruptakilerin ise kendi teslim tarihlerini belirlemelerine izin veriliyor. Sonuç. İkinci gruptaki kişilerin ödevlerini son teslim tarihinden sonra teslim etme ağırlıkları çok daha yüksek. Çünkü tarihi kendileri belirlemiş, bu da üstlerinde bir beklenti kümesi yaratmamış. Omuzlarında bir yük yok yani. Bir şeyleri erteleyerek zamanda yetiştirememe gibi bir alışkanlığınız varsa başka birinden, bir ebeveyn, bir yönetici, bir arkadaş sizin için nihai bir tarih belirlemesini isteyin. Maalesef başkalarının beklentilerine kendimizden daha fazla cevap veriyoruz. Başkalarına verdiğimiz sözlere kendimize söylediklerimizden çok daha fazla bağlıyız. İnsanın kendine verdiği sözleri ikinci plana atması ne tuhaf ve çok acı ama bu gerçek. Şimdi özeti bitirirken. Bir şeyleri erteliyor olmamız kusurlu, tembel veya başarısız olduğumuzu göstermez. İnanın bana dünyadaki tüm insanlar hayatlarının bir döneminde mutlaka bir şeyleri erteliyorlar. Çünkü zihnimizin işleyişi bu. O an için alacağı keyif zihin için daha önemli. Bu da dürtüsel bir şekilde ertelemeye yol açıyor. Sorun erteliyor olmanızdan ziyade ertelemenin size olumsuz etkilemesi, kendi kendinizle negatif konuşmaya itmesi ve bunun da sizi daha fazla ertelemeye yöneltmesi. Yani kendinizi suçlu hissediyorsunuz, motivasyonunuzu iyice düşürüyorsunuz ve sonunda harekete geçmek yerine daha fazla erteliyorsunuz. Bu döngüyü kırmak için lütfen kendinize söylediğiniz olumsuz sözcüklerin farkına varın. Ben tembelim, her şeyi erteliyorum, maymun iştahlıyım. Kendinize söylediğiniz bu ve benzeri ifadeler bilincinize birçok farklı biçimde sızabiliyor ve sonunda beyniniz tembel olduğuna inanarak davranışlarınızı yönetiyor. Hayatınızın kontrolünü gerçekten saçma inançlara teslim etmek istiyor musunuz? Bunu bir kendinize sorun. Kendinizle olumsuz bir şekilde konuşmayı hemen ortadan kaldıramayabilirsiniz. Aslında kafanızın içinde size yeterince iyi olmadığını söyleyen bir ses her zaman olabilir. Ancak şöyle düşünmekte yarar var. Bunu herkes zaman zaman biraz hissediyor fakat bu duyguya teslim olmuyor.
mücadele ediyor ve biraz zorlansa da döngüyü kırabilen insanlar var. Düşünsenize, Picasso bile iyi olmadığını düşünüyor ve resimlerini beğenmiyordu mesela. Kafanızdaki bu sesi susturmak için gerçek bir çaba sarf etmek, kendine inanmak, ertelemeye karşı mücadeledeki en güçlü silah. Başkalarının size uygun gördüğü hayatı yaşamak istemiyorsanız erteleme hastalığını yenmeniz gerekiyor. Bunun için de sadece siz değil, her birimiz mücadele ediyoruz. Ama inanın bana, buna değiyor. Erteleme Tedavisi kitap özetinde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olarak videoya yorum ve beğeni bırakarak beni de bir sonraki özet için motive ederseniz çok sevinirim. Önümüzdeki pazar yeni bir kitap özetinde görüşmek üzere.